Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin hayra halkihi ve sahbihi ecma'in. Ahmet Rifai Hazretleri daha anne karnında değildi can kardeşlerim. 40 gün önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dayısı Şeyh Mansur el-Batayhi Hazretlerinin rüyasına girer ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurur Şeyh Mansur'a: "Ey Mansur, 40 gün sonra kız kardeşin Fatıma Ümmül Hayr karnında bir evladımızı taşıyacak ve onun ismi Ahmet Rifai'dir. Onun ismini gökyüzüne ve yeryüzüne yazdık. Ey Mansur, Allah katında kadri ve kıymeti çok yücedir. Size verdiğimiz bu evladımızı Ahmet Rifai'ye sahip çıkın. Onu Ali'ül Kari'ye teslim et ve Ali'ül Kari'nin yanında ilim tedrisatı yapsın." diye buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ey kardeşlerim, Ahmet Rifai Hazretleri Resulullah Efendimizin müjdesidir. Unutmayalım, büyük veli, büyük Allah dostu olan Seyyid-i Rifai Allahu Teala'nın ve Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin insanlığa verdiği büyük bir müjdedir. Ve Şeyh Mansur el-Batayi Hazretleri bu rüyayı görünce o rüyanın şiddetiyle, o rüyanın heyecanıyla kalkar ve ağlar. Çünkü Ahmet Rifai Hazretlerinin sebebiyle, vesilesiyle Şeyh Mansur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i rüyasında görmüştür kardeşlerim. Allah-u Teala'ya şükür eder. Allah-u Teala'ya hamd eder Şeyh Mansur. Kalkar ve kız kardeşi Fatıma'nın yanına doğru koşar heyecanla, muhabbetle, sevgiyle, aşk ile kız kardeşinin yanına koşar. Çünkü Resulullah 40 gün sonra Ahmet Rifai Hazretlerini müjdeledi. Onların sülbünden gelen, onların neslinden gelen Ahmet Rifai Hazretlerini müjdeledi. O heyecanla, o muhabbet ile Fatıma Ümmül Hayr'ın yanına gider. Ve Şeyh Mansur el-Batayi Hazretleri kız kardeşi Fatıma'ya sorar: "Ey Fatıma, sen gebe misin?" diye. Seyyidi Ahmet el-Rifai Hazretlerinin annesi olan Fatıma der ki: "Hayır, hayır" der, "ben daha gebe değilim." Ama burada Resulullah aleyhissalatu vesselamın en büyük bir mucizesi rüyaya girip en büyük bir mucizesi de meydana çıkıyor can kardeşlerim. Ve Şeyh Mansur Hazreti Fatıma'ya, Ahmet Rifai Hazretlerinin annesine şöyledir: "Ey Fatıma, Allahu Teala bize ikram etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün sonra kız kardeşin Fatıma bizim neslimizden Allah'ın çok kıymet ve değer verdiği evladımıza, benim neslimden olan Ahmet Rifai'ye gebe kalacaktır" diye buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Fatıma Ümmül Hayr, Ahmet Rifai Hazretlerinin annesi, Hazreti Fatıma hemen o anda bu müjdeye secdeye kapanarak Allahu Teala'ya hamd ve sena eder. "Rabbim, sen ne büyüksün" der. "Rabbim, sen ikram sahibisin. Rabbim, sen cömertsin. Sen bu müjdeyi, Resulullah aleyhissalatu vesselamın bu müjdesini bizlere ikram ettin Rabbim" diye secdede Allahu Teala'ya hamd ve sena eder Hazreti Fatıma, Ahmet Rifai Hazretlerinin annesi. Allah Resulü'nün buyurduğu üzere Fatıma Ümmül Hayr Ahmet Rifai Hazretlerine 40 gün sonra, bakın kardeşlerim, 40 gün sonra gebe kalır. Ahmet Rifai Hazretlerine gebe kalır 40 gün sonra, tam 40 gün sonra. Ahmet Rifai Hazretleri anne karnına girince o gece Basra'da Ümmü Abide'de öyle nimetler olur ki,
öyle bereketler Allahu Teala Ahmed Rifai Hazretlerinin bereketiyle öyle bereketler yağdırır ki bolluk olur o gün. O gün, o sene anne karnına girdiği o gün bolluk olur, bolluk olur. Yağmurlar yağar, bereketler olur. Ailesi ve akrabaları ve bütün Müslümanlar o seneyi bereket içerisinde geçirir ve ondan sonraki seneyi de bereket içerisinde geçirir. Allah Teala Celle Celaluhu veli kulunu gönderiyor. Büyük bir veli kulunu gönderdiği zaman illaki Cenab-ı Hak insanlara da o veli kuluyla birlikte ikram edecektir can kardeşlerim. Anne karnındayken bile Seyyidi Ahmed el-Rifai Hazretleri annesi Fatıma Ümmül Hayr'dir. Benim karnımdayken bile Ahmed Rifai Hazretlerinin sesini duyar ve şu sesi çıkarırdı benim evladım Ahmet. Derdi ki aşk Allah'tır. Aşk Allah'tır derdi. Ve bunu annesi kendisi şahit olmuştur. Ve menkıbelerinde annesi söylüyor can kardeşlerim. Allahu Teala'yı anne karnında zikrederdi Ahmed el-Rifai Hazretleri. Ve bunun sesini de annesi duyar ve onu ziyarete gelen insanlar da duyardı Ahmed el-Rifai Hazretlerinin anne karnındaki Allah zikrini. Öyle bir veli, öyle bir büyük bir Allah dostu. Allahu Teala Ahmed el-Rifai Hazretlerinin bereketiyle annesi bir gün Fatıma Ümmül Hayr bir gün içeri girer, odasına girer. Bakar ki odada iki zat var. İki zat oturmuş. Ve annesi Ümmül Hayr sorar onlara, siz kimsiniz diye. Ve o odadaki iki zat, oturan iki tane zat şöyle buyururlar, şöyle derler. Biz senin karnında olan evladının, Ahmed Rifai'nin korumakla olan, onun yanında bulunan ve onu korumakla mükellef olan Allah-u Teala'nın bize yetki verdiği melekleriz derler can kardeşlerim. Ve Ahmed Rifai Hazretlerini müjdelerler. Annesine öyle müjdeler verirler ki Allah-u Teala katına ne kadar kadri ve kıymeti yüce olduğunu insanlar bilsin diye. Sana verilen evlat Allah katında kıymeti ve değeri çok büyüktür. O melekleri tanır, melekler de onu tanır. Senin evladın Allah'ın büyük velisidir. Senin evladın Allah'ın büyük dostudur. Pak ve temiz olan Seyyidi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neslindendir. İki cihan güneşidir ve diye buyururlar o melekler. Aşıklar ona koşar, dertliler ona gelir. Onun kıymetini bilin çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesidir diye o melekler Ahmed Rifai Hazretlerine iltifatta bulunurlar can kardeşlerim. Annesine söyler ve annesi Fatıma Ümmül Hayr Allahu Teala'ya tekrardan hamd ve sena eder. Ahmed Rifai Hazretleri can kardeşlerim. Ahmed el-Rifai Hazretleri büyük bir veli, büyük bir Allah dostu. Allah'ı seven, Allah'a doğru koşan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seven ve onun sünnetinden asla asla geri durmayan ve bütün sünnetlerini icra eden Seyyidi Sultan Ahmed Rifai Hazretleridir. Rabbim onun himmet ve bereketini üzerimizden eksik etmesin inşallah Rahman.